Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Davranış odaklı güvenlik yönetimi için birlikte çok çalıştık, çok emek verdik. Organize olduk, yola çıktık, sistem kurduk, yürüdük. Hevesle katıldık, katkıda bulunduk. El ele vermenin heyecanını, coşkusunu yaşadık, paylaştık. Bugün gündemin ve önceliklerin değiştiği olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Ama hazırlıklıyız. Sağlığı ve güvenliği destekleyen davranışlara odaklanmayı, sorumluluk almayı, sorumluluk paylaşmayı, engelleri ortadan kaldırmak için ortak akıl geliştirmeyi biliyoruz. Gönül verip birlikte hareket ettiğimizde başaracağımızı, bu zor günleri atlatacağımızı görüyoruz. Salgına geçit vermeyeceğiz. Servis beklerken, çalışırken, alışveriş için dışarı çıktığımızda güvenli mesafeyi, yani 1,5 metreyi, yani 3-4 adımı mutlaka koruruz. Salgını durdurmak, bulaşı azaltmak için çevremizdekilere geri bildirim verir, güvenli davranışa davet ederiz. Unutmayalım, bugünlerde birbirimize göz kulak olmak hayati derecede önemli. Bu hassas dönemde çalışıyor, üretiyorsak, güvenli davranışları destekleyen gözlem ve geri bildirimlere mesafeyi koruyarak devam etmeliyiz. Gözlem için gönül selamı verip kalbimizle dokunacağız. Salgını durdurmak, bulaşmayı önlemek için hepimiz birer gözlemci olmalı, unutanı hatırlatmalı, duymayanı duyurmalı, görmeyene göstermeli, örnek olanı alkışlamalıyız. Her şey kendimizi iyileştirmekten, kendimize iyi bakmaktan başlıyor aslında önce. İyi uyuduğumuzda, iyi beslendiğimizde, moralimizi yüksek tuttuğumuzda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ve böylelikle aslında ailemize, çevremize, iş arkadaşlarımıza iyi yansıtıyoruz. Olumlu etkilerimiz oluyor. Ve böylelikle aslında tüm zorlukların üzerinden gelme enerjisi yaratıyoruz. Biz önce kendimize iyi bakalım, tüm zorlukların üstesinden geliriz. Kimseye 1,5 metreden fazla yaklaşma. Çevremdekilerle arama en az 3-4 adım koyarak kişisel mesafemi korurum. Serviste, soyunma odasında, yemekhanede yan yana yüz yüze gelmemeye özen gösteririm. Çapraz oturur, mesafeyi artırırım. Asansör kullanmam. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temastan kaçınırım. Ellerimle gözlerime, ağzıma ve yüzüme dokunmam. Öksürme ve hapşırma esnasında tek kullanımlık mendil kullanırım. Eğer mendil yoksa dirseğimin iç kısmını kullanırım. Ellerimle insanların dokundukları yüzeylere, aletlere ve malzemelere dokunduktan sonra en az 20 saniye su ve sabunla parmaklarımın arasına, tırnaklarımın diplerine, baş parmaklarımı ve bileklerimi iyice ovalayarak yıkarım. Su ile ellerimi yıkama imkanı bulamadığımda alkol bazlı el dezenfektanı kullanırım. Maskenin dış yüzeyine asla dokunmam. Maskeyi lastiklerinden tutarak çıkarırım. Maskemi takmadan ve çıkarmadan önce mutlaka ellerimi yıkarım. Maskenin etkinliğini sağlamak için sakalımı, bıyığımı keserim. Eve girer girmez hiçbir yer ile temas etmeden önce ellerimi, sonra yüzümü yıkarım. Kapı kolları, lamba düğmeleri, musluk, lavabo gibi evde sık temas edilen yüzeyleri her gün dezenfekte ederim. Havlu, bardak benzeri hiçbir eşyayı kimseyle ortak kullanmam. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırırım. Zorunlu olmadıkça asla evden çıkmam. Ziyaret kabul etmem. Sevdiklerimi ve ailemi korurum. Bol sıvı tüketirim, dengeli beslenirim. Yumurta, yoğurt, elma, portakal, mandalina, karnabahar, lahana, pırasa, havuç, turp, soğan, sarımsak gibi bağışıklığımı destekleyen gıdaları eksik etmem. Çin'den geçtiğimiz bu zor günlerde
kaygı, öfke, panik, umutsuzluk, çaresizlik gibi duyguların yaşanması çok doğaldır. Ve bu duygular aslında anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir. Bu süreçte elimizdeki en büyük güç kaynaklarından biri yardımlaşma ve dayanışmadır. Unutmayalım, birlikte dayanışarak bu süreci daha kolay yaşayabiliriz. Tokalaşmayacak mıyız? Eyvallah.